Hepinize merhabalar. Bugünkü video kaydımızı çok kısa süre önce kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu hocamıza ayırmak istedim. Rahmetle analım, inşallah mirasına birlikte sahip çıkalım istedim. Çünkü bu ülkede genel olarak mirasa sahip çıkmak, bu miras sahip olduğumuz bütün değerler, bütün kıymetler olabilir. Bazen çok zor oluyor ya da olmayabiliyor açıkçası. Bu kayıtta buna vesile olsun isterim. Çünkü isterdim ki bazıları romantik diyebilir, bir ülkenin tarihinde ilk defa bir psikolog, bir yazar için bayraklar yarıya inseydi, bir günlük yas ilan edilseydi. Çok çok önemli bir kişi Doğan Cüceloğlu. Bizim için bence yarattıklarının, eserlerinin ötesinde tabii çok kıymetli bir dünya eseri var. Kendi olma halini çok iyi yansıtan bir rol modeldi. Bizim rol modellere ihtiyacımız var bu ülkede. Kime örnek alacağız? Yani ailemize baktığımızda göremiyoruz, bazen ülkeye baktığımızda göremiyoruz, okullara baktığımızda bazen göremiyoruz. Şirketlerde soruyorum ben çalışanlara, kimi rol model alıyorsunuz? Ne yazık ki çok çok az kişinin ismi geçiyor. O anlamda Doğan Cüceloğlu bazı şeylerin bizim için temsiliydi, sembolüydü diye düşünüyorum. Tabii sosyal medyada çokça konuşulan özellikleri var. Birçok değerini de yansıttılar. Benim için en önemli değeri bir tanesi bilgi sahibi olmaktan bilgeliğe doğru giden yolda tevazu sahibi olmanın en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Ben kendim de hiç hazırlıksız olduğu zamanlarda da gördüm, gözlemledim. Çok kez tanıştım, çok kez karşılaştım. Çocuğumla tanıştırdım. Kahve içtik, sohbet ettik. İnsanlara olan yaklaşımına baktığımda o içtenliği, samimiyeti insan görüyor gerçekten suni olmadığını. Gerçekten o kucaklayıcı tarafı, içtenliği bence bizim için çok önemliydi. İkincisi, insanlar bir konuda uzman olurken, o yolculuklarında kendilerini büyütürken ya da diğerlerini de büyütürken katkı almayı unutuyorlar. Yani İnsanlar ne söylüyor? Farklı farklı yerlerden nasıl sesler duyuyorum diye. Doğan Hoca bunun da çok önemli örneklerinden bir tanesiydi. Herkesin katkısını alırdı. Üçüncüsü, yine bu ülkede çok az gördüğümüz bir şey, kırılganlığa açık olmak. Kendin büyürken, ismini markalaştırırken, herkesin bildiği biri olurken bile kendi kırılgan taraflarını herkesin önüne koyabilmek. Hele hele bir erkek için bunu yapmak ülkemizde benim tanık olduğum kadarıyla çok çok zor. Onun güzel örneklerinden bir tanesiydi. Hem kırılganlığını ortaya koyup hem gücün de timsaliydi bizim için. O yüzden bunlara kıymet verelim. Bizim için rol model olmaya devam etsin isterim. Çok sayıda eseri var. Tabii iletişim mezunu olduğum için Doğan Cüceloğlu'nu okumadan zaten mezun olmanız mümkün değildi. O yüzden çok kitabıyla yoğrulduk. Ben özellikle böyle 6-7 senedir meslektaşlara, öğretmenlere, ebeveynlere tavsiye ettiğim Savaşçı kitabından bir kesit okuyacağım bugün size. Aslında rollerden de bağımsız herkesin içinde kendini bulabileceği bir kitap bu. Arif Bey ile kendisinin diyalogları kapsamında ele alıyor. Konuları da o yüzden hem samimi, içtenlikle gidiyor. Akıcı bir kitap ama üzerinde de tefekkür edebileceğiniz, düşünebileceğiniz bir yer. Rastgele açtım, nereye okuyayım diye. Niyet kısmı geldi. 79. sayfa. Her şey niyetle başlar. Arif Bey ile göz göze geldik. Gözleri nemlenmişti. Bir süre sustuk, kahvelerimizi yudumladık. Nihayet sessizliği bozdum. Trabzonlu vatandaş olayıyla bu aktardığım öykü arasında bir benzerlik görüyor musunuz? Arif Bey biraz sustu, düşündü ve daha sonra evet dedi. Her ikisi de kavga ve dövüşün ötesinde bir ilişki oluşturuyorlar. Her ikisi de küfürlü, kavgalı olabilecek bir olayı daha bir üst düzeye, ders alınabilecek bir öğrenme ortamına çeviriyorlar. Savaşçı felsefesi içinde can alıcı bir cümle kullandınız. Öyle mi? Ne dedim? Ders alınabilecek bir öğrenme ortamı cümlesini kullandınız. Bu tutum, yaşama bu bakış savaşçının en belirgin özelliğidir. Her olayın bir öğrenme fırsatı olduğunu düşünür. Gerçek savaşçı her olaydan alabileceğinin, öğrenebileceğinin en fazlasını almak ister. Niçin?
İşte bugün bu niçini konuşacağız. Savaşçı niçin savaşçıdır? Savaşçının niyetinin özellikleri nelerdir? Savaşçı niyetiyle sıradan insanın niyeti arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan söz edeceğiz. Niyet konusu demek ki önemli bir konu. Hatırlıyorum, ilkokul 4'teyken bir Ramazan ayında öğleye doğru anneanneme "Hala kahvaltı yapmadım. Ben de bugün sizinle oruç tutmak istiyorum." demiştim. O da gülerek "Olmaz." demişti. Orucunun kabul edilmesi için güneş doğmadan önce o gün oruç tutmaya niyet etmen gerekli. O zaman bu açıklamayı saçma bulmuştum. Şimdi savaşçı olmak için belirli bir niyetle işe başlamanın gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Anneannemle konuştuklarım aklıma geldi, paylaşmak istedim. Güzel bir örnek. Şimdi sizden bu çevreyle ilgili birkaç gözlem yapmanızı isteyeceğim. Şöyle bir çevrenize bakın. Çevrenizde gördüğünüz insanlara dikkat edin. Burada kaç kişi gözlük kullanıyor söyleyebilir misiniz? Yeniden bakmam gerek. Peki yeniden bakın. Arif Bey tüm salonu gözleriyle taramaya başladı. Ve içinden gözlüklü kişileri saymaya başladığını ve parmaklarıyla hesabını tuttuğunu görüyordum. Benimle tam konuşmaya başlayacakken ona hiç beklemediği başka bir soru sordum. Arif Bey, aslında burada kaç kadın var, kaç erkek var? Onu soracaktım. Bana şimdi bu salonda kaç kadın ve erkek olduğunu söyleyebilir misiniz? Arif Bey gülmeye başladı. Doğan Bey, benimle oyun oynuyorsunuz galiba. Kaç kişi gözlük kullanıyor diye baktım çevreme, kaç kadın ve erkek var diye değil. Sizinle oyun oynamıyorum. Bu bir alıştırmaydı. Bu alıştırmayla size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi lütfen kaç kadın ve erkek var o gözle bakın. Arif Bey yine saymaya başladı. Bana rakamı tam söyleyecekken bu sefer bir başka soru sordum. Bu insanlardan ikisinin sizin komşunuz olmasını istiyor olsaydınız hangi iki insanı seçerdiniz? Bilmem, o gözle hiç bakmadım. Evet, söz konusu olan size yaşatmak istediğim deney bu. Hocam, sanırım anladım ama yine de emin olmak istiyorum. Açık seçik söyler misiniz? Neyi yaşatmak istediniz? Bir insanın niyeti, o kişinin içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamda bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli etkendir. Bunu göstermek istedim. Savaşçının bildiği en önemli gerçeklerden birisidir bu. Yani savaşçı her ortamda kendi niyetinin sürekli farkında mıdır? Evet, savaşçı niyetinin sürekli farkındadır. Bunu nasıl başarıyor? Bu bilincin sürekliliğini nasıl sağlıyor? Burada birbirinden ayrı iki soru var. Bunu nasıl başarıyor sorusu, bu bilincin sürekliliğini nasıl sağlıyor sorusundan farklı. Bu iki soru birbiriyle ilişkili ama temelde farklı. Bunun farkına varmanızı istedim. Evet, görebiliyorum iki farklı soru olduğunu. Peki ilk soruyu sorayım. Savaşçı her ortamda niyetinin ne olduğunun farkında olmayı nasıl sağlıyor? Nasıl sağlıyor? Kitabı okuduğunuzda cevaplarını alacaksınız. İçimizdeki savaşçıyı kuvvetlendirmesi niyetiyle Doğan Hoca'ya saygılarımla.